haber Evet, olarak. Şener Ateş'in arkadaşı. Onda da aynı şekilde onun da bildikleri var. İddianameye hiç girmemiş. Haluk Türk'ün adı bile geçmiyor. Halbuki Ayşe Ateş ifade veriyor. İfadesinde Haluk Türk'ten bahsediyor. Sinan Ateş'in anlattıklarından bahsediyor ve özellikle Haluk Türk diyor ki benim adımı da verin. Ben de ifade vereyim. Haluk Türk ikinci ifade veren kişi ama iddianame yok. Ama onun başına dönecek olursak dediğim gibi Kırmızı Cuma herkes tarafından biliniyor ama bir şekilde bu ölüm geliyor, bu cinayet geliyor. Hrant Dink cinayeti gibi. Yani orada da aynı şey olmuştu. Hrant Dink tehdit edildi. Ondan sonra nasıl öldürüleceği herkes tarafından devlet içinde, emniyette bilinen bir şeydi ama cinayet yaşandı. Aynı şey ve Sinan Ateş'te de o güne döndüğümüzde 30 Aralık Cuma gününe camiden çıkıyor ve yanında arkadaş var işte Selman var. Selman Bey var. Ondan sonra bir isim daha var. Ahmet Keçik. Ahmet Keçik var. Yani şöyle Sinan Ateş yanında Ahmet Keçik. 2 metre arkasında Selman. Peki. Yürüyorlar ve saldırı olduğunda ondan sonra Selman müdahale etmeye çalışıyor. Şimdi bu durumda baktığınızda yanındaki kişi Ahmet Keçik. Ahmet Keçik yok dostum. İddianamede Ahmet Keçik yok. Yani burada bir Ha, tanık saldırı. olmasına rağmen, yani birebir cinayeti gözünün önünde yaşamasına rağmen, Evet. normalde savcının onu çağırıp tanıklığına En başında başvurması. mağdur kişi. Çünkü bir saldırı var ve orada bir silah ateşleniyor ve ateş edilirken yani o da yaralanabilirdi. O da ölebilirdi. Yani burada bir saldırının ortasında kalmış. Yani yanında Sinan Ateş hemen yanındaki kişi. Yok. İddianame de yok. O yok ama bu sanıklar arasında bulunan birinin bindiği otobüsün muavini var. O niye var mesela? Sen işte bunu nereden aldın, nerede bıraktın falan diye var. Olabilir, onun olmasında bir şey yok. Fakat bu kadar basit bir şey varken en yakınındaki isimler yok. Ya da o yok. Bir oradaki öldürüldüğü, Sinan Ateş'in öldürüldüğü caddedeki lokantada yemek yiyen adam iddianamede tanık olarak var. O ne anlatmış mesela iddianamede o adam? Onların anlattığı şeyler çok basit. Yani ben hikaye silah sesi duydum, biri kaçıyordu, orada motora bindi, oturuyordum, gitti. kimseyi görmedim Evet, falan. aynen öyle. Yani Fakat şöyle mi bir olmuş? şeyler Yani anlatacak birileri yok. şöyle mi olmuş? Yani asıl meselenin fotoğrafını açıklıkla ortaya koyacak kişilerin tanıklığından imtina edilmişken Evet. ama gene de yazılan metin bir iddianame gibi gözüksün diye oradaki lokantada yemek yiyen adam, işte otobüsteki muavin falan gibi insanların tanıklığına başvurulmuş gibi bir şey mi çıkıyor ortaya yani? Bir de şu var, yani burada cinayet aslında devletin kayıtlarına bir yıl önceden düşmüş. Nasıl düşmüş? Şöyle düşmüş. Sinan Ateş'in telefonunu veriyorlar emniyetteki arkadaşlarına ya da diğer yerlerdeki arkadaşlarına. Cinayetten sonra. Önce. Çünkü oradan konum bilgisi alıyorlar. Tabii. Devletin kayıtları, yani şimdi şöyle bir şey var. Bu adam Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış. Doğru. Hacettepe'de doçent doktor tarih Doğru. bölümünde. Bunun kaydı, telefonunu veriyorlar ve zaten onlar da şaşırıyor. Bu eski reis değil mi diyorlar. Bu kayıt aslında giriyor oraya. Ve bir yıldır devam eden bir süreç var. Hatta bir durum var. Yine Tolga'nın Demirbaş'ın yazışmalarında Ataşehir'den bir konum veriliyor. Ne oldu falan diye soruyor. Ya şeyle, Çağlar veriyor. Doğru. Çağlar Zorlu'yla. Çağlar Zorlu konum veriyor. Sinan Ateş Ataşehir'de. Ne oldu, ne yaptınız diyor. Ya orası uygun değil deniliyor. Yani aslında bir süredir bu işin bir Tabii. planı, Tabii. programı falan Ve var. devletin sisteminden yerini bulmaya çalışıyorlar. Ya o zaman şöyle, çünkü şöyle bir iddia da vardı. Yani bu aslında hani sadece bir gözdağı vermek için yapılmış bir eylemken olay vahim bir şekilde sonuçlandı falan gibi Evet. de iddialar vardı. Böyle bir hikayeleştirme de vardı. Sizin anlattıklarınız daha planlı, daha hani bayağı cinayet organizasyonu gibi bilgiler Sinan çıkıyor Ateş ortaya. kendini öldürüleceğini düşünüyor zaten. Evet, O o yüzden yazışmaları Berfin'cim rica edeyim. Bugün ortaya çıktı Evet. bunlar. İsmail Saymaz yazdı yanlış Evet. hatırlamıyorsam. O görüntüler. Bunlar WhatsApp Ya bak. yazışmaları. Bunlar iddianamede mi var yoksa bilirkişi raporundan ya da nasıl elde edilmiş Ek bunlar canım? klasörlerde olan şeyler. Ek klasörlerde Evet, ek olan şey. Ha, klasörler yani de vardı. yeterince araştırdığında aslında. Ailenin verdiği. Aile veriyor bildiğim kadarıyla. Ateş ailesinin Evet. verdiği Evet. bulgular bunlar. Mesela Sonuçta Sinan öyle ek Ateş klasöre Ankara giren şeyler Ocak silahlı 4 kişi göndermiş diye yazıyor. Evet. Ankara Ocak dediği Ankara Ülke Ankara'nın Ocakları. Ülke Ocakları'ndan bahsediyor. Bir de fotoğraf atmış yani.
ofiste değildik. Yani daha önce hani denenmiş gibi veya da bir kişi. Ofise mi? Evet, çocuklar inince aşağı bunlar yürümüş. Bu mu araç? Yani Sinan Ateş kendisinin takip edildiği ya da bir organizasyon kapsamında hedef haline getirildiği konusunda endişeleri var belli ki. Bu sağdaki yazışmaya bakarsanız... En sağdaki yazışma. Evet, onun belki büyük doğrudan tek kendisi, başına olanı da vardır kendisi ama... Kendisi de söylüyor zaten. Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Ömer abi kim bu arada? Sinan Ateş'in döneminde Ülke Ocakları Genel Sekreterliği yapan kişi. Yapmış kendisi. Olan isim. Sürekli geliyorlar. Öyle kolay mıymış? Sağa sola haber yolluyor, arıyorlar. Bilmem ki... Havlamasını bilmeyen köpek sürüye sürekli geliyorlar ortamı. Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt. Bunu biraz değiştirmek gerekecek. Sürüye kurt? Getirir. Getirir. Öyle mi yazıyor? Peki. Yani kendisinin öldürülmesiyle ilgili bir talimat olduğundan şüphe içerisindesin. Sonunda zaten şey diyor, ben kan akmasını istemiyorum diyor. Kim diyor? Sinan Ateş diyor. Ki zaten otopsi raporu da bize gözdağı, yaralama, basit bir işte... Korkutma, bunları yalanlıyor. Otopsi raporunda 5 el Sinan Ateş'in vücuduna giren kurşun var. 5 kurşun var. Yani bu nasıl bir gözdağı olabilir? Nasıl bir farklı niyet olabilir ki? Öncesindeki konuşmalar da bunu yalanlıyor. Ankara Cinayet Büro'dan komiser Mustafa Ensar Aykal. Mustafa Ensar Aykal'dan Ocak 2022'de istemeye başlıyorlar. Yani bu bir yıllık bir süreç. Aralık'ta, 30 Aralık'ta Sinan Ateş öldürülüyor. 2023 yılında. Evet, bu bir yıllık bir süreç ki bu konuşmalarda hep şu geçiyor. Onun ipini çekmişler, onun kalemini kırmışlar. Öte taraftan Sinan Ateş kendisi söylüyor, beni öldürmeye karar vermişler. Ve son olarak neticede otopsi raporuna baktığımızda 5 el... kurşun girmiş vücuduna. Bayağı ciddi bir cinayetten söz ediyoruz. Cinayet bütün boyutlarıyla. Caner'cim, Cahit Özdemir şu anda canlı yayınımızda. Karşımızda. Cahit Bey'e bir hoş geldiniz diyelim hep beraber. Sayın